Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3 4 5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyorum. Bugünkü konumuz fotoelektrik olay. Evet arkadaşlar, fiziğin önemli konularından bir tanesi fotoelektrikle devam edelim. Şimdi fotoelektrik olay nedir? Fotoelektrik olay şudur. Bir metal üzerine düşen ışığın o metalden elektron sökmesi olayıdır. Yani ışığın metalden elektron sökülmesi, sökülmesi için enerjinin Metalin eşik enerjisinde eşit ya da büyük olması lazım. Bunu şöyle yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bir tane şöyle bir metal düşünelim. Tabii ki bu metalin sahip olduğu ne enerjisi vardır? Kendi özgü bir bağlanma enerjisi mi? Eşik enerjisi vardır. Biz bunun arkadaşı eşik enerjisi ya da ne deriz? Tabii ki bağlanma enerjisi. Bunun üzerine şu şekilde bir ışık düştüğü zaman biz bu ışığa Gelen fotonun enerjisi diyoruz. Buna da EB diyoruz. Buradan elektron söküldüğü zaman ne yapıyor? Buradan kinetik enerjide yok. Ne yapıyor? Savrulmuş oluyor. Burada tabii ki e, fotoelektrik olarak da elektron sökme olayı demiştik. Elektron sökülmesi için gelen fotonun enerjisinin bağlanma enerjisine tabii ki eşit olursa ne yapar? Arkadaşlar elektronu burada söker. Ama ne yapamaz? Tabii ki fırlatamaz. Eğer gelen fotonun enerjisi bağlanma enerjisinden ya yani eşik enerjisinden büyükse elektronu söker fakat ne yaparak aşağı fırlatır diyoruz. Eğer gelen fotonun enerjisi bağlanmadan düşükse elektronu ne yapamaz burada sökemez. O zaman bizim burada bilmemiz gereken en önemli ayrıntı nedir? Gelen fotonun enerjisinin metalin eşik enerjisi yani bağlanma enerjisine ya eşit olması lazım ya büyük olması lazım. Eşit olduğunda ne yapıyor? Söküyor fakat ne yapıyor? Elektronu fırlatamıyor. Büyük olduğunda söküyor fakat ne yapıyor? Fırlatıyor. Ama elektron e, fotonun enerjisi, bağlanma enerjisi düşükse ne yapıyor? Elektronu sökemez. Şimdi tabii ki burada o zaman bu elektron sökme olayını biz fotoelektrik olay demiştik. Şimdi olaya devam edelim. Şimdi bu da fotolitik denklemi biraz önce yazdığımız gibi bakın şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Bu gelen foton enerjisi Gelen fotonun enerjisi EF olsun. Burada bağlanma enerjisi EB. Sökülen elektron enerjisi de EK olsun. Şimdi tabii ki fotonun enerjisi varsa fotonun frekansı vardır. Fotonun frekansını biz H çarpı F diyelim. Bağlanma enerjisi H çarpı F sıfır. Kinetik enerji de EK olarak yazalım. Tabii ki bunu dalga boyunca yazarız. Hc bölü lambda. Hc bölü lambda sıfır artı EK diyeceğiz. Burada arkadaşlar tabii ki şurası neyindir? Gelen fotonun gelen fotonun tabii ki frekansı ve dalga boyudur. Burası da metalin sahibi olduğu tabii ki eşik frekansı ve eşik dalga eşik enerjisi veya eşik dalga diyoruz. Burası da elektronun sahibi sahip olduğu kinetik enerjidir. Şimdi burada tabii ki burada özellikle e, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki e, frekans ya da dalga boyu gelen fotonun rengine göre değişebilir. Ama arkadaşlar burada e, F0 dediğimiz eşik frekansı ya da eşik dalga boyu metalin tabii ki durumuna göre metalin cinsine göre değişebilir. Bu ikisinin matematiksel farklı bize kinetik enerjiyi verir diyoruz. Burada gördüğünüz gibi Gelen foton enerjisine E demiş. Bağlanma enerjisine 0 E kabul enerji kurumu yazıyoruz. H ve gelen foton metalin enerjisi kinetik enerji bu şekilde yazacağız. Burada F0 metalin eşik frekansı bu neye bağlı? E, metalin cinsine bağlı. Lambda 0 metalin eşik dalga boyudur. Bu her ikisi de metalin tabii ki Neyine bağlı oluyor? Cinsine bağlı. Metalin cinsine göre her metalin kendine özgü bir eşik frekansı ve eşik dalga boyu olduğunu burada bilmemiz gerekiyor. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki e, elektronun, e, burada gelen foton ne yapmış? EF fotonumuz buradan gelmiş. Burada neyimiz var? Tabii metalin sökülmesi için bir eşik enerjisi. E0 veya biz bunu EB diyoruz. Buraya arkadaşlar bir tane eğer pil bağladığın zaman pilin bu kutbu burayı eksi yapar. Burayı artı yapar. Elektronu ne yapar? Bu tarafa doğru iter. İterken burada artı bir enerji kazandırıyor. O zaman buradaki enerji ne olur? Başlangıçta EF'ydi. Buradaki potansiyel itme modunda olduğu için artı E çarpı B'lik ne yapıyor? Burada bir enerji desteğinde bulunuyor. Sonra bir kısmını ne yaptı? Metal yutuyor ve kalan enerji kinetik olacak enerji olarak gönderiyor. Bu şekil 1'deki durum için yazdık. İkinci durumda şöyle yazalım. Bu seferse buradaki pil arkadaşlar burayı artı artı burayı eksi yapıyor. Elektron ne yapayım? İtmiyor. Elektron geri çekiyor. O zaman şöyle yazabiliriz. EF'lik bir enerjimiz buradan geldi. Sonuçta elektron ne yapıyor? Buradaki pil bunu itmiyor. Geri çekiyor. O zaman eksi EV'lik bir enerji azaltmasına sebep oluyor. Sonra ne yapıyor burada? Bir kısım bağlanmaya bir kısmı kinete gidiyor. Asıl arkadaşlar şunu diyebiliriz. Yani buradaki potansiyel söktükten sonra kinetik enerji azaltılacak Daha doğru olur. Çünkü burada EF, EB'den büyük olduktan sonra buradaki pil ya elektronu ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki Pil elektronu B'ye kadar hızlandırıyor. Burada da ters yönlü ne yapıyor? Elektronun gitmesini, hızını azaltarak burada kinetik enerjisinin azalmasına sebep oluyor diyoruz. O zaman birinci levha hızlandırıcı levha oluyor. Buradaki pil hızlandırıcı oldu çünkü eksi eksi itti. Burada ise artı eksi çektiği için ne yaptı? Yavaşlatıcı bir etki yaptı. Demek ki elektronun hızını biri artırmış oldu, biri de yavaşlattığını söylemiş oluyoruz. Şimdi gelelim burada Kinetik enerjinin e, frekansa göre grafiği nedir? Şimdi bu grafiği inmemiz lazım. Burada böyle bir doğru orantı grafiğimiz var. Enerji ile frekansın doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki sıfırın altındaki bu çizgi şu E0 arkadaşlar biz bunu eşik enerjisi ya da ne diyorduk biz bunu hatırlarsanız bağlanma enerjisi diyoruz. O zaman buradaki yan sıfırın altındaki şu değer arkadaşlar nedir? Bu eşik enerjisi ya eşik, frek, e eşik enerjisi ya da eşik bağlanma enerjisidir. Şuradaki f0 neye bağlı bu da eşik frekansı ve eşik dalga boyu. Bu da gelen fotonun nedir? Frekans frekansıdır. Eğer f0'ı yendiği zaman, geçtiği zaman ne yapıyor? Kinetik enerji oluştuğunu burada bilmemiş lazım. Burada aynı zamanda şuradaki arkadaşlar alfa neye eşittir? E, Blank eşittir. Neden? Çünkü biz burada enerji ölümü yaptığımız zaman bakın şurayı şuraya oranladığımız var. yani EB'yi F0'a böldüğümüz zaman EB neydi? H çarpı F0. Bunu F0'a böldüğümüz zaman o zaman buradaki açı arka tanjantı yani Tanjant alfa ne eşittir? Direkt Blank sabitine eşittir. Yani bu açı hiçbir zaman ne yapmaz değişmez. O zaman işin özeti şu. Şu alttaki değerin biz eşik frekans, eşik Ba eşik enerjisi ya da bağlanma enerjisi olduğunu bileceğiz. Burası eşik frekansı, burası gelen fotonun frekansı, burası da kinetik enerji olduğunu, açının da bilen sabiti olduğunu ne yapmamız gerekiyor? Burada bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim sorumuza. Şimdi demiş ki arkadaşlar sorumuz şöyle. Nötr bir elektroskop, elektroskop elektronun eşik dalga boyu lambda 0, eşik frekansı f0, iletken tel yardımı şekildeki bağlanmıştır. Metale lambda dalga boyu fotonlar düşürüldüğü zaman elektroskopun yapraklarının açılmadığı, daha sonra f0 frekans f e, fotonlar gönderildiği açıldığı gözüne. Demek ki birincisinde arkadaşlar olay şu, demek ki açılmaması e, gelen fotonun enerjisinin, ee, bağlanma enerjisi ne olması düşük olması demektir. Demek ki açılmadığına göre yapraklar ilk başta lambda dalgalı boyu gönderilmede yapraklar açılmadığını söylemiş. O zaman biz bunu yazarken hc lambda şunu yazarken de hc lambda sıfır yazarız. O zaman burada nedir arkadaşlar? Bu değer buradan küçüktür. O zaman burada lambda ifadesi lambda sıfırdan nedir? Daha lambda 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 sıfırdan daha büyüktür arkadaşlar. Yani gelen fotonun e, gelen fotonun dalga boyu e, büyüktür. Burada tabii ki bağlanma. Yani lambda sıfırdan. O zaman burada değil Tam tersini söylemiş. E, bu daha küçük, bu daha küçük olur. Bu daha büyük olursa ne yapar? Eşik enerjisi daha küçük olur. O zaman sökerdi. Tam tersini söylemesi lazım. Burada o zaman arkadaşlar sökülmediğine göre gelenin dalga boyu Gelenin dalga boyu tabii ki eşik dalga boyundan daha büyüktür. Tam tersi yazmış burada. O da birinci ifade yanlış. İkinci ifade demiş ki eğer gelen fotonun frekansı F0'dan büyüktür. Eşik frekansından büyüktür. Biz nasıl yazıyoruz? EF e, eşittir EB artı EK yazmıyor muyuz? Bunu yazarken HB burası da HB0 artı EK yazıyoruz. Çökmesi için F'nin F0'dan ne oluyor? Büyük olması lazım. O zaman bu ifade doğrudur arkadaşlar. Evet, f0 f f0 büyük f f0 büyük olursa ne yapamaz, sökemez çünkü e, gelenin büyük olması lazım. O zaman bu ifade yanlış oluyor. O zaman dikkat etmemiz gereken burada arkadaşlar, gelen fotonun eşik e, frekansından büyük olduğunu burada yorumlamış oluyoruz. Eğer e, eşik frekans büyükse ne yapamaz, sökemez. Buna göre cevabımızı yalnız 2 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Bir fotoelektrik olayında eşik frekansı f3f0 metot 4f frekansı fotonuna düşürdüğünde maksimum kinetik enerjisi 5e oluyormuş. Aynı metale 6f0 gölse, sökülen e, fotonların maksimum kinetik enerjisi ne olur? Şimdi arkadaşlar bizim genel denklemimiz neydi? Şöyleydi. Gelen fotonun enerjisi e, bağlanma enerjisi artı kinetik enerjidir. Şimdi enerjinin formülü tabii HF olarak yazıyorduk. Şimdi gelen foton ne kadar? 4 f 0. O zaman h çarpı 4, 4 f gelmiş. Metanın eşi eşit frekansı h çarpı 3 f artı kinetik enerjisi 5'miş arkadaşlar. Şuraya 5 ev yazalım. Bundan bunu çıkarırsak o zaman h f burada 5 ev olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi soruda ne demiş ikinci ifadede? Aynı metodumuzda 6F gönül. Gönder. 6F gönül istek burası H çarpı 6F oldu. E, metal aynı metal olduğu için o zaman eşik frekansı aynı. Burası H çarpı 3F aynı artı EK diyoruz. Buradan EK'yi çekersek ne oldu? H çarpı 3 v oldu. E, 1H ve 5 ise 3H ve ne yapar? Buradan 15EV olarak sonucu bulmuş oluyoruz. Geldik diğer sorumuza. Evet, şimdi sorumuz şöyle. E enerjili fotonlar P metaline düşürüldüğünde sökülen foton maksimum kinetik enerjileri 10 eV, R metaline düşürüldüğü zaman 4 eV oluyor. P, R metallerin eşik enerjileri sormuş bize. Şimdi genel denklemimiz neydi? Gelen fotonun enerjisi bir kısmı bağlanma enerjisine, bir kısmı kinetik enerjiye gidiyordu. Şimdi bize P metal demiş. P metaline gelen enerji E kadar. Aynı şekilde R metaline gelen enerji de E kadar. Çünkü her ikisinde E enerjide fotonlar gönderilmiş. Burada o zaman arkadaşlar tabii ki bunun bağlanma enerjisini bilmiyoruz. Buraya ne diyelim? EP diyelim. Buraya da ER diyelim. Bunları soruyor zaten. Artı Kinetik enerjiler vermiş. Buranın 10 EV vermiş. Buranın da arkadaşlar 4 EV vermiş. Şimdi biz burada başlangıç toplam enerjinin ikisini E oldum diyoruz. zaman buradaki toplamın da aynı olması gerekiyor. Şimdi şıklardan giderek yapalım. Hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi şuraya 2, şuraya biz 2 yazsak, şuraya da 8 yazsak oluyor bakalım. 2, 8 daha 2 10 daha ne yaptı? 12. 8 4 daha ne yaptı? 12. Çünkü eylerin aynı olduğu için o zaman buraya 2 yazmamız lazım. Buraya 8 yazmamız lazım. Cevabımız buna göre 2 ve 8 olur. Ama diğer şıklar olmuyor. Dikkat etsem buraya 2 yazsak burası 12. Buraya 6 yazsak 10 oluyor. Yani eşitlik olmuyor. Çünkü başlangıç toplamının yani eşit olması için 2 artı 10 eder 12. 8 artı 4 12. Çünkü gönderdiğimiz fotonun enerji eşit olduğunu burada bildiğimiz için deniz şıkkını görmüş olduk. Geldik buradaki sorumuza. Evet, dördüncü sorumuz şöyle. Lambda dalga boyu 3100 olan fotonun oluşan bir ışın demeti eşik enerjisi 1 eV olan metrele düşürülüyor. Ee, metalen kopağın elektronlara karşı levhaya çarpma kinetik enerjisi kaç EV olur? Şimdi öncelikle şöyle inceleyelim arkadaşlar. Burada bir pil var. Pil burayı artı artı yaptı. Burayı eksi eksi yaptı. Burada elektronu ne yapıyor arkadaşlar? Geri çekiyor. Yani yavaşlatma etkisi var. O zaman burada e, pilin ne yaptı? Yavaşlatıcı etkisi olduğunu gördük. Bizim genelde eklediğimiz EF vardı. Sonra bir kısmı metale bağlanma olarak gidiyordu. Bir kısmı da kinetik enerji olarak gidiyordu. Burada yavaşlatıcı etkisi olduğu için burada E çarpı yani 2 E lik ne yaptı? 2 volttan dolayı bir enerji azaltması oldu. O zaman hemen e, denklemimizi yazmaya çalışalım. Dalga boyunu 3100 vermiş hemen. O zaman şuraya arkadaşlar HC bölü Lambda. Eksi 2 EV. Bağlanma enerjisini vermiş mi? Bağlanma enerjisini arkaya direkt burada 1 EV vermiş. Bakın hemen yazalım. Kalan kinetik enerji. Öncelikle Hc' de hesaplayalım. Hc neydi? 12400. 12400'ü 3100'e bölelim. Eksi 2 EV. Burası bağlanma enerjisi. Burası kinetik enerji. 12400'ü 3100'e bölersek ne olur? Burada 4 eV olur. 2 eV'si metal geri ne yaptı? Yavaşlatma etkisi yaptı. O zaman matematiksel olarak bir hesaplayalım. 4'ten 2 çıktı burada. 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. O zaman kinetik enerjinin burada 1 eV olduğunu görmüş oluyoruz. Buna göre cevabımızı edin olarak söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza bir fotoelektrik olayda sökülen fotoelektronları durdurmak için gerekli olan kesme gerilimi hangilerine bağlıdır? Şimdi katı düşen ışık ışık şiddeti sökülen foton sayısını verirler. Yani enerjiyi etkilemez arkadaşlar. Birinci ifade yanlıştır. Metin'in eşik dalga boyu. Şimdi biz ne yapıyoruz? E, F eşittir. E, B artı E, K demiyoruz. E, K da burada tabii ki e, sökülen elektronun e, kesme e, gerilme orantılı. Ef yazarken biz hc lambda, bunun da aynı zamanda hc böyle lambda üstlük bir başka bir frekansı var. Buraya e çarpı vk yazabiliriz. Sonuç eşik dalga boyunu ne yapıyoruz? Burada kullanıyoruz. Lambda sıfırı kullanıyoruz. Yani buna bağlıdır. Metal düzen ışığın rengi. Işığın rengi, her ışığın kendine özgü bir dalga boyu vardı O zaman bu da önemlidir. <laughs> Demek ki bire bağlı değildir. <laughs> Buna göre arkadaşlar cevabımızı 2 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik 6. sorumuza. <laughs> Sorumuz şöyle. KL metallerine ışık düşürüldüğünde metalden sökülen fotoelektrik maksimum kinetik enerjisinin ve ışığın frekansa bağlı değişim bir şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Evet şöyle arkadaşlar bir grafimiz inceleyelim. Şimdi burada bir K metalimiz var. L metalimiz var. K'nın frekansı. Burası ne? Burası arkadaşlar eşik frekans oluyor. Bu ikisi de K'nın burası eşik frekansı. Burası da L'nin eşik frekansı. Şurası K'nın eşik enerjisi. Burası L'nin eşik enerjisi. K metrenin eşik enerjisi L'den küçüktür. Burada arkadaşlar mesela şuraya biz eksi E desek. Şuraya eksi 2 E desek. Burada eksi sadece grafikte bize ifade eder. Yani buranın enerjisi E. Buranın enerjisi 2 E gibi düşünebiliriz. Ee, o zaman arkadaşlar K'nın eşik enerjisi L'den küçüktür. Doğrudur. Çünkü 2 birden daha büyüktür. Bu da mutlak değer olarak düşünmeniz gerekiyor. Ee, alfa teta eşittir. Burada arkadaşlar tanjant alfa ee, ne eşittir? H eşit demiştik hatırlarsanız. E, yani Blank sabitir. İşte tanjant alfa olsun. Tanjant alfa ile burada tanjant teta birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü her ikisi de burada Blank sabitine eşit olduğunu burada bilmemiz gerekiyor. Yani grafiğin eğimi bize Blank sabitini ne yapar? vermiş olup, bir Birden kısabı değişmediği için alfa teta her zaman eşit olmak zorundadır. Gelelim üçüncü ifadeye. Kl metaline 3 ve frekanslı ışık düşürülürse K metalinin sökülen fotonların maksimum kinetik enerji L'den büyük olur. Evet. Şöyle yazalım arkadaşlar. Başlangıçta her ikisine H çarpı 3 ve düşersek K metaline H çarpı F'lik ne yap Eşik frekansı var. Kalanı K'ya kinetik enerji olarak gidiyor. Diğerini h çarpı 3f düşürürsek bunun bağlanma, nöresi, bağlanma frekansı 2f olduğu için l'de bu kadar düşer. 3'ten 1 çıkarsa bunu arkadaşlar 2 e, hv düşer. Buna 3'ten 2 çıkarsak buna da 1 hv olur. Ne anlam çıktı o zaman burada? Yani k'nınki ki daha fazla, l'nin daha düşük. Zaten ne demiş? k'nın e, k'dan söklenme maksimum kinetik enerjisi l'den büyüktür. Demek ki bağlanma enerjisi küçük frekans küçük olanın söktüğü enerji daha fazla olduğu sonuç çıkar. O zaman bu da üçüncü ifade doğrudur. Cevabımız o zaman 1, 2, 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.